Program dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Photoshop derslerinden sonra bir de Premiere'i öğretelim dedik. Videolarınızı editleyin ve güzel videolar oluşturabilirsiniz diye size bunu göstermek istedik. Şimdi benim bu videoda bu video serisinde kullanacağım program Adobe Premiere Pro CC 2018. Bu Adobe Premiere'in bana göre en iyi programı diyebilirim şu anda. Premiere'in en iyi sürümü diyebilirim. 2019-2020 var ama ben şu anın gerek görmüyorum. Şu an zaten çıkan bütün eklentileri destekleyen bir program. Şimdi programı kurduktan sonra arkadaşlar, ilk defa kuruyorsanız ufak bir tanıtım ekranından sonra böyle bir ekrana yönlendireceksiniz. Burada arkadaşlar New Project deyip OK, Yes deyip direkt başlayın. Eğer farklı bir ayar istiyorsanız zaten orada yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada açılan bu görüntü sizde farklı olacaktır büyük ihtimalle. İsterseniz bu şekilde bu şekilde getirebilirsiniz. Buradan üstünden yazı yazan yeri tutup istediğiniz yere bırakabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Size kalmış bir olay. Mesela burada üstüne bıraktığım zaman ikisi bir panel oluşuyor. Ama yanına bıraktığım zaman ikisi farklı paneller oluşturuyorlar. Burada şimdi panellerimizi tanıyalım. Bu program paneli videonun o anki görüntüsünü gösteren, zaman çizelgesindeki konumunda ne yaptığınızı gösteren bir panel arkadaşlar. Aynı Windows Media Player'da veya YouTube'da izlerkenki gördüğünüz görüntünün aynısı burada oynuyor. Sağ tarafta bulunan project kısmında da eklediğiniz dosyaları görürsünüz arkadaşlar. Sağ click import diyerek. Bizim en çok işimize yarayacak bölüm mesela burada araç bölümü var. Araç paneli var. Burada istediğiniz araçları kullanabilirsiniz. Burada da zaman tünelimiz var arkadaşlar. Zaman tüneli sizin o an videonun neresinde ne iş yaptığınızı gösterir. Sağ tarafta da bulunan stereo equalizer videonun o anki ses şiddetini gösteriyor bize. Burada efekt eklemek isterseniz veya farklı bir panel eklemek isterseniz arkadaşlar window menüsü altında örneğin efekt. Bu mesela videonuzu puslandırmak istiyorsunuz, sansürlemek istiyorsunuz. Efekt kısmını açarak bunu yapabilirsiniz. Ama ben şu anda bunları gerek görmüyorum. Zaten siz de yeni öğreniyorsanız bunlar daha sonraki derslerde görülecek şeyler. İlk önce videomuzla hemen başlayalım. Videomuzu ilk önce eklememiz gerekiyor. Bunu nereden ekleyeceğiz? Project panelinin bu boş alanında Import Media to Start yazan yerde sağ click yaparak arkadaşlar açılan sekmelerden import yani iç aktar butonuna basarak videomuzu buluyoruz. Videomuz neredeyse. Ben şu an şu daha önce hazırlanmış olan bir dersten sizin üzerine size göstereceğim. Hemen gördüğünüz gibi içeriye aktarıldı. Bu ilk defa aktarılan bir video ise eğer burada ses dosyasının ve okunmasının bilgisayarınızın hızına ve videonun boyutuna göre değişen bir şey olduğunu göstererek burada bir yükleme barı oluşuyor arkadaşlar. Farklı bir videodan da bunu gösterebilirim size. Bakın az önce geldi gitti. Çok hızlı yüklediği için, videolar kısa olduğu için şu anda pek fazla uzun sürmüyor. Şimdi bu videomuzu alıyoruz. İşlem yapmak için timeline yani zaman tünelimizin olduğu yere bırakıyoruz. Sürükle bırak mantığıyla çalışır çoğu zaman Premiere Pro. Daha sonra arkadaşlar videodaki sevmediğimiz bölümleri bulmamız gerekiyor. İlk önce başlatalım. Bakalım nasıl başlamış videomuz. 1, 2, 3. Mesela 1, 2, 3. Bu mesela YouTube'daki izleyicinin bilmemesi gereken bir şey. Örneğin burada 1, 2, 3 dememin nedeni videoyu farklı programla ve ses kaydını farklı programla çektiğim için ikisinin bir başlangıç noktasını belirlemem gerekiyor. Bu başlangıç noktasını belirlemek için de böyle bir 1-2-3 diyorum ve bu 1-2-3'ü sizin bilmemeniz gerekiyor. O yüzden bu 1-2-3'ün bittiği ve videonun size merhaba dediğim bölümünü buluyorum. Hemen program dersinden bakın hemen burada benim merhabam başlıyor. Bu merhabanın az önüne getirerek bu zaman aracını, bunun adını da bilmiyorum şu an, adı da aklıma gelmiyor niyeyse. Hemen keseceğimiz yeri tespit ederek daha sonra tespit ediyoruz ve daha sonra araçlar menüsüne gelerek arkadaşlar bu jilet şekline benzeyen erkeklerin jiletle kullandığı işte tıraş olmak için kullandığı jiletlere benzeyen aracın üzerine gelerek ismi Razor Tool, bunun üstüne gelerek arkadaşlar bir defa tıklıyoruz. Bakın
kesme işareti aynı şey kesmeye döndü. Kesiş çizgisi oluştu. Buna C'ye basarak da yapabilirsiniz bunu gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım. C'ye basarak da aktif edebiliyorsunuz. Daha sonra keseceğimiz bölgeyi belirledik biz. Hemen sesin başladığı bölgenin 1-2 frame önü, yani 1-2 kare önü keseceğiz. Adobe Premiere'de böyle kesmek yerine, ta işte videonun tamamını görerek kesmek yerine ne kadar çok yakınlaşıp işleminizi yaparsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Çünkü bazen sizin kesmek istediğiniz noktanın daha ya daha fazlasını ya da daha azını kesebiliyor tam oturtturmak için. Bu en nihayetinde bir program ve bu sizin isteklerinizi bilemez. Yaklaşıyoruz arkadaşlar ve kesmek istediğimiz bölümü buluyoruz. Aracımız seçiliyken videonun zaman tünelinin üzerindeki bölümüne gelerek sol tıklaya bir defa basıyoruz ve gördüğünüz gibi videomuz kesildi. Burada seçme işaretini, selection işaretini tutarak seçerek gördüğünüz gibi videomuzun kesildiğini görebiliriz. Ama ve lakin bazen Premiere Pro, örneğin bu işte bayağı Program. ustalaştınız diyelim, böyle izlerken kesiyorsunuz. Bazen tek tıklamayla da kesemeyebiliyor. Onu da aklınızda bulunsun. Çift tıklamanız da gerekebiliyor bazen. Şimdi bu videomuzu kestik ve videonun bu bölümü gereksiz. Hemen sol kliğe bir defa basıyoruz. Burası gördüğünüz gibi beyaz oluyor ve Delete tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi o bölümü gitti. Hemen en başa çekiyoruz arkadaşlar şöyle. Gitmiyor çünkü çok uzaktan olduğu için anca böyle götürebiliyorsunuz. Videomuzu kestik. Şimdi ses ayarı yapmamız gerekiyor. Ses ayarı yapmamız için arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ses tüneli var. Bu ses tünelinde şu anda herhangi bir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü bizim ayar yapabilmemiz için daha geniş olması gerekiyor. Ses ayarını yapmak için arkadaşlar ben genellikle daha rahat çalışabilmek için burayı, bu bölümü, yukarıki bölümü küçültürüm. Zaman tünelinin bulunduğu bölümü de genişletirim. Şimdi nedenini daha iyi anlayacaksınız. Ses bölümü gördüğünüz gibi audio bölümü altta, video bölümü de üstte. Ses bölümünde çalışabilmemiz için şu anda gayet dar bir alan ve ses çizgisini göremiyoruz biz. Şu sağda bulunan ses bölümünün yukarı aşağı olan çubuğunu biz aynı zaman tünelindeki burada yaptığımız gibi yakınlaştıracağız. Hemen şöyle tam yapayım. Yakınlaştırdıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi daha da genişliyor. Şurada gördüğünüz şu, burada tam göremiyorsunuz. Bir çizgi oluşuyor. Tam iki ses dalgasının ortasında bulunan bir çizgi. Bu şu anda 0 desibelde diye gözükür. Sesi yükseltmek istiyorsanız şurada gördüğünüz, zaten mouse'un üzerine geldiğinizde mouse'un şekli değişiyor. Bunun üzerine gelirseniz arkadaşlar, bunu yukarı çekmek istediğinizde aşağıda gördüğünüz gibi desibeli ne kadar yükselttiğinizi ve alçalttığınızı belirten bir yazı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi 4,10 desibel yükseltmişim ben. Ben yükseltmek istemiyorum. Bu sesi kısmak istiyorum diyelim. Müzik ekledik. Bu müzik, benim sesim yüksek kalması gerekiyor video anlatımında. Müziğin sesi az kalması gerekiyor. Böyle aşağı çekerek de azaltabilirsiniz. Veyahut konuşmayı tamamen kaldırın, arkaya bir müzik eklemek istiyorum diyorsanız, yine seçiliyken projemiz, zaman tünelinde bu proje seçiliyken arkadaşlar, şöyle normal şekline getirelim. Seçiliyken arkadaşlar sağ klik yapıyoruz projemizin üzerinde. Unlink diyoruz. Yani bu ikisinin birbirinden bağımsız olmasını sağlıyoruz. Eğer bunu demezsek, silmeye kalktığımız zaman sadece sesi silmek istiyoruz diyelim. Delete'ye bastığımızda hepsi gidiyor. Bunu yaşamak istemiyoruz biz. Sağ klik yapıyoruz arkadaşlar. Unlink dediğimiz zaman video ile ses ayrılmış oluyor. Gördüğünüz gibi ikisine farklı farklı tıklayabiliyorum. Daha sonrasında sesi seçiyorum ve Delete tuşuna basıyorum ve videomuz artık sessiz. Herhangi bir ses yok. Böyle oynatıyorum gördüğünüz gibi. Ses yok. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha sonraki videolarda işte bu sansürleme olayı, buradan işte nasıl daha iyi, daha düşük boyutlu ama kaliteli render nasıl alırız, bunu göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.
kanalıma abone olmayı, videoda yorumları belirtmeyi ve bir sonraki videonun konusunu belirlemek için işte aklınızda geçen neler ne varsa onu yazmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.